Son söz. Bu kitapta Kur'an'ı anlayamamanın ve yanlış anlamanın temel nedenlerini inceledik. İmandan uzak kimselerin Kur'an'daki çeşitli konularla ilgili öne sürdükleri akılsızca itirazlardan, yaptıkları saçma yorumlardan bazı örnekleri ele aldık. Bundaki amacımız bu itirazların cevaplarını vermekle birlikte asıl olarak imandan ve samimiyetten uzak kimselerin nasıl en basit konuları dahi akledemeyecek, idrak edemeyecek hale düştüklerini gözler önüne sermekti. Şunu unutmamak gerekir ki Akılsız bir kimsenin İslam ve Kur'an hakkında içine düşeceği çelişkilerin, tutarsızlıkların sonu yoktur. Çünkü Kur'an samimiyet ve onun getirdiği akıl ile anlaşılabilecek bir üslupta indirilmiştir. Yani Kur'an'ı anlamada ölçü samimiyet ve akıldır. Bu nedenle akıldan yoksun bir kimsenin Kur'an hakkında getirdiği yorumların, itirazların saçmalığına şaşırmak anlamsızdır. Mümin karşısındakinden de kendisi gibi bir akıl ve anlayış beklediğinden son derece akılsız ve mantıksız yorumlar karşısında doğal olarak şaşırabilir. Fakat Allah Kur'an'da bize iman etmeyenlerin akıl ve anlayış konusunda bir nasipleri olmadığını bildirmiştir. Bu yüzden Kur'an'a uygun olarak bakıldığında iman etmeyenlerin akılsızca yorumları bir şaşkınlık konusu olmaktan çıkar, bir ibret konusu, bir iman hakikati haline dönüşür. Kur'an Allah'ın hak kitabıdır ve apaçık ortadadır. Hiçbir hezeyanla, safsatayla Kur'an üzerinde şüphe uyandırmak mümkün değildir. İnkar edenler bu hezeyanlarla ancak kendilerini ve kendileri gibi olanları kandırır, vicdanlarının sesini bastırmaya çalışırlar. Mümin, Kur'an'ın hakikatlerini ve mucizelerini insanlara anlatmakla mükelleftir. Hak ortaya konunca batıl zaten yok olmaya mahkumdur. Kur'an'da bu gerçek Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size. Ayetiyle haber verilmektedir. Nitekim batılın kaderi yok olmaktan başkası değildir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o zalimlere kayıptan başkasını arttırmaz.'' İsra suresi 81 82